Şeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin salavat. Ben size sorayım, hangisini tercih edersiniz? Melaike var, ahiretin ispatı var, ondan sonra bir de sahabelere dil uzatılıyor. Mesela mezhepsizlik anlatılıyor. Yani mezhebe hücum ediliyor. Sünnete hücum ediliyor. Kur'an'a dokunulmuyor şimdilik. Şimdilik. Evet, şimdilik. Çünkü onlar Kur'an'ı aslında inkar ediyorlar. Kur'an'ı inkar ediyorlar. Aslı şialıkta. Kendileriyle baş başayken dokunuyorlar. Evet, kendileriyken reddediyorlar. Aslı Kur'an, Fatıma'nın yazdığı Kur'an diyor, 17 bin ayettir. Bu bizim Kur'an'ı reddediyorlar, Şialar, İran Mollaları, İran'ın Mollası, o merkezi şey. Orada madem girdim, oradan gireyim. Gayri ihtiyari girdik. Ondan sonra ve sahabeye ve mezheplere, hangi sahabelere hücum ediyorlar? Nakleden, hadisi nakleden sahabelere hücum ediliyor. Çünkü bu millet, bu kitaba hürmeti var. Bu kitaba. Bu kitabı direkt inkar etse, foyası ortaya çıkacak. Bunu kırıyorlar. Bunu kırıyorlar. Bu eli kırıyorlar ki, Kazım abi, şunu, kitap düşsün. Kitabı düşürmek gibidir. Tamam mı? Eli kırmak. Onun için mesela ampul, burada ışığı söndüreceksin. Tek de ampulle niye uğraşıyorsun? Şarteli kapat. Bitiyor. Bu din bize nereden geliyor? Peygamber ve sahabe ile geliyor. Bunlar taşıyor. Sahabe ve peygamber devre dışı olursa zaten taşınacak da bir şey yoktur. Taşıyanlar yok olursa taşınan olur mu? Hazreti Ali ve Fatıma'nın ona dayandırılan uydurma hadisler var. Uydurma hadisler var, hadisler. Bunlar öne çıkartılıyor. Biliyorsunuz Ayetullah dedikleri insanlar var ya. Ayetullah, Allah'ın yeryüzündeki ayeti demektir. Allah'ın ayeti. Bu Allah adına karar verebiliyor. Sözü ayet oluyor. Yani Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi gibi. Ayetullah. Hasan mesela. Şu bu. Oluyor. Bunlar mezhebe ve büyük zatlara, mezhep imamlarına, müştehitlere aşağılıyorlar ki kutsiyet kırılsın, elindekilere de şüphe olsun. Kendileri güvensizlik olursa, güvenilmez insan, yalancı insanlar, hadis olmadığı halde hadis uyduran adamın inanırsan elindekine inanır mısın? Anlıyor musunuz? Onun için şarteli hücum ediyorlar. Peki ustad onlara ne diyor biliyor musun? Dinsizliklerini, dinsizler bunlar. Kim? Kim bak, dinsizliklerini sahabeye karşı musavat davası altında icra etmek istiyorlar. O da insan. Biz de insanız. Çok ağır bir tabir. O öyle ağır ki mezhepsizliklerini, bunlar mezhepsiz. Nasıl anlarız mezhepsiz olduklarını diyor. Müştehidi izama, o müştehitlerimiz var ya, İmam-ı Şafi'ye, İmam Ahmet bin Hanbel'e, İmam-ı Malik'e, İmam-ı Azam efendilerimize musavat davası altında, yani biz de insanız canım. Ya Ramazan'da nasıl taharet alındığını bilmiyorsun, daha da nasıl bunları şey yapıyorsun.
diyor ki mezhepsizliklerini müştehidi izama musavat davasında neşretmek istiyorlar. Ve dinsizliklerini sahabeye karşı musavat davası altında neşretmek istiyorlar. Çünkü evvelen o ehli dalalet sefahata girmiş. Peki niçin bunu yapıyor? Bunlar sefahata girmiş. Sefahatın en zirvesini ne yapıyorlar? Zinaya meşru dini bir kılıf uyduruyorlar. Uydurma bir muta nikahı var. Nedir o? Otele gidiyorsun veya gayrimeşru yere gidiyorsun, özür dilerim. Anlaşıyorsun ya işte. Bir gün, iki gün, beş gün beraber olma. Bunlar da üç gün, beş gün nikahlı olalım. Sen kimi kandırıyorsun ya? Diyorsun değil mi Osman? Üç gün, beş gün bunlar muta nikahı diyorlar. İran bununla dolu. Yani zinanın kılıfı, meşru bir kılıfı. Bunlar niçin söylüyorum? Ben için de bak burada diyor ki evvela ehli dalalet sefahata girmiş. Sefahat de tiryaki olmuş. Sefahate mani olan tekalif işeriği yapamıyor. Sefahate mani olan nedir? Dinin emirleri, mesela Birleşik Arap Emirlikleri, hepsi şey olmuş, köleleşmiş cinselliğe. Başları söylüyorum ya. Birleşik Arap Emirlikleri'nin başları, ateist zaten. Bak ne diyor? Tekalif-i şeriyeyi yapamıyorlar ve sefahatlarını engel gördükleri için bunları da nakleden kim? Kur'an çekirdekten bahsediyor. Ağacın çekirdeği. Ağacın çekirdeğinde ağaç var ama nasıl göreceksin? Çekirdeğin iyi tanımlayan nedir? Ağaçtır. Bunun içinde ne var? Ne bileyim? Ağaca bak görürsün. Ne demek? Kur'an mevzularını çekirdek makamında izah ediyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam hayatı ile ki kendi hayatı ile tek olmaz. Sahabe ile yaşamış, Kur'an'ın hakikatleri onların sebebiyle, sorularıyla, onlarla yaşarken ortaya çıktı. O zaman nedir peygamber ve sahabe hayatı? Ağaç gibidir. Kur'an da çekirdek gibidir. Evet çekirdekten çıktı o yaprak ama bir çağı kesip de çekirdeğin içerisinde yaprağı göremezsin. Yazılımı var yani. Mesela kimyacısın. Sülfürik asit miydi? H2SO4 miydi? Evet. Ha mesela. H2SO4. Ha şimdi veya tuz. Sodyum klorür müydü? Evet. Sodyum klorür yazdın. İçinde var. Hadi ben biraz okumuşum. Sen zaten uzmanısın. Okumamış. Sodyum klorür var içinde. Ne anlar sodyum klorürde o adam? Onu tuz diyecek bize birisi. Ne var dediğin zaman senin bir tanesi babaannem verdi. Oğlum bak hele bunun içinde ne var? Babaanne sodyum klorür var. Kime mühendisisin ya? Ne dersin ona? Sodyum klorür der misin? Yok abi, tuz dersin. Tuz dersin de. Glikoz vardı. Babaanne bunda şeker var ya. He? Allah Allah. Yani niçin söyledim? Kimyacı peygamber gibidir. O reçete, o formül Kur'an gibidir. Haşa la teşbih ve la temsil. Peygamber onun lisanını bizim lisanımıza çeviriyor. Sodyum klorür demiyor da babaanne tuz var diyor. Anlıyor musunuz? Ha bunu bilmesinler içindekiler. Mesela etil alkol. Oğlum bunda ne var? Etil alkol var mı dersin? Babaanne haram olan şey ya bu. Ya bunda rakı var dersin. Onun rakı ile ne alakası var? O ondan anlar. Değil mi? Evet. İçki var dersin veya rakı var dersin. Etil alkol var baba ne der misin? Yani işte peygamber kendi başına yaşasa şeriat çıkmaz. Toplum içinde şeriat, şartlar çıkıyor. Şartlarda şer'i tekalifler ortaya çıkar. Yap yapma, koy koyma, sat, satıyor, satan var, alan var. Böyle olduğu için alışveriş hukuku çıkıyor. Tek bir insan kime ne satacak ki? Alışveriş hukuku çıkacak.
Tek bir insan kimle evlenecek ki özel hayat hukuku çıkacak? O zaman peygamber ve sahabe bir sanki site yönetimi, siteydi. Allah'ın ümmine bir site koymuş. Oraya Kur'an'ını uygulansın diye o siteye koymuş. Yani o Kur'an'ın ahkamı, Kur'an'ın içeriği nasıl çıkacak? Şartlar olunca. Ortam oluşsun, orada içeriği çıksın. E çekirdek cebindeyken bir şey olmaz. Çekirdeği toprağa attığın zaman o ortamda ne olduğu çıktı. Öyle değil mi? Ha, site bir şey gibi, hayat gibi, asıl saadet, her şeyin olduğu yer, oraya attı çekirdeği, onların başında yönetiminde, yani tövbe filminde, başrolde, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, sahabeyle de figüranlar, işte oynayanlar, bir film icra ettiler, bütün asırlara örnek oldu. Mesela, en büyük örneklerden mektep olarak tanımlarız, mektep. Uhud, Bedir değil. Uhud, İslam devletlerinin ruhunu teşkil ediyor, beynini ya tövbe. Yani ahkam oradan çıkıyor, her şey çıkıyor. Orada aile hayatı da var çünkü yaralı. Okçular Tepesi başlı başına bir mektep. Sadakattır, vefadır, söz dinlemedir, şu bir sürü sıfatlarını yazmışız yani böyle. Dolayısıyla bu Kur'an'ı taşıyan ve ahkamı ortaya çıkmasına vesile olan o site hayatını kaldırırsanız Kur'an çekirdek halinde kalır. Ondan sonra ayette diyor ya Allah'a imanınız varsa, sevginiz varsa Habibime ittiba edin diyor. Peki peygamberler niçin böyle kale alınmıyor hadis? Mesela Mekke'yi fethederken diyor. Oysa peygamberimiz için hulukul Kur'an demiyor mu? Kur'an ahlak. Güzel ahlakın içerisinde kibir olur mu? Osman, kibir olur mu? Olmaz. Ne diyor adam? Hutbede sonra inkar ediyor ama videosu var. Mekke'yi fethedince diyor, peygamber diyor, Mekke'li böyle kibirli battı diyor. Tamam mı? Var ya videosu. Ebu Hüreyre'ye hücum ediyor. Başta ilk çıkarken piyasaya zibra adamlar, acayip hafızasıyla mesela methediyor. Girdi içeriye kurt. Kurt gövdeye girdi. Peygamber sonra işte onu kastetmedim diyor. Birisini diyor şey yapmak için. Peki biliyor musunuz peygambere niçin aşağılayıcı, hafif alıcı davranıyor? Çünkü peygamberler ayetullahları ortaya çıkarıyor. Yani Allah ile ayetullah arasında ayetullah'a gelene kadar peygamber bitti ya Hatemen Nebi. Ondan sonra peygamberlik vazifesini kim yapacak? Allah adına kim karar verecek? Ayetullah. Ayetullah Hasaney. Tamam. Ondan sonra bunu netice verdiği için komple inkar etmiyor. Yani peygamberler dönemi bitti kastediyor. Peygamber yok. Şia inancında imamlara inanmak var. Kadere iman yok. Bir insan kaderi inkar ediyorsa adınız gibi koyun Şia'dır. Çünkü iman esasında kader yoktur. 7 tane iman esası var. Adalet iman var. Kayıp imama inanmak var. İmam olanı kayıp imanın dışında şu anda imamı bilmem ne var ya onlara inanmak var. Haşir var. Allah var. Adalet var. Peygamberler var. Haşir var. Peygamberleri de ayetullahları doğurduğu için var. Peygamberleri var ama şey için. De o bitti. Hükmü bitti. Şimdi ayetullah. Yani bunları niye çok açık dinimize hücum edildiği için ben de açık anlatıyorum. Artık gizli saklı yapmıyorlar. Alenen sahabeyi inkar ediyorlar. Alenen haşa yüz bin defa haşa güvensizlik, sahtekarlıkla serişte ediyorlar. Biz yarın onlar bizim yakamıza yapışmayacak mı sahabe efendilerimiz? Yani onları devre dışı yaparsan Kur'an dene bir şey olur mu? Onlara sormak lazım. Madem bunlar güvenilir insan değiller, o zaman Kur'an'ı da inkar etti alenen. Zaten inkar ettiğini ben biliyorum da.
Mahallelen yapmıyorsun. Bir güvenilir Kur'an var. O da Hazreti Fatıma'nın yazdığı Kur'an'dır. 17 bin ayetmiş. Bizim ayet ne kadar şey Kur'an? 6666 tane. Bu ayetullah'tan şey yapmaları, bu imamet dahil hilafet olayı değil mi? Evet. Evet, imamete inanmak, iman esasında imamete inanmak, kayıp imana, imama gelecek ümmete inanmak, iman esasından, adalete, adalet iman esasından, peygamber, haşir, ondan sonra 7 tane olacak. Allah'a, ahirete, peygambere, kitaba, tamam mı? Kitaba mı? Hangi kitaba? İmamete, kayıp imama, adalet, 7. Şia şey. Onun şia hakkında benim 3-4 tane ders var orada. Anlatıyor. Niye peki çok açık konuşuyorsun? Artık adamlar perdeyi yırtmış. Alelen hücum ediyorlar. Kur'an'ı tutan ellere hücum ediyor. Madem onlar güvenilirsiz. Niye desene o zaman Kur'an'ı da alelenin inkar. Güvenilir değil diye. Kur'an'da geçen Fil suresine diyor bu efsane olabilir mi? Sohbette. Sohbet ediyor. 3 gün önce. Efsane olabilir mi? Duydun mu sen bunu? Seyrettin mi? Sohbetteydim. Evet. Allah Allah. Ne işin var abi senin? Senin ne işin var orada? İşte. Efsane olabilir mi diyor. Evet. Bir ne dedin? Güldüm ben. Yok arkadaşım bir tanesi çıktı ya diyor, ayet diyor. Ha, ne dedi o zaman? Ondan sonra Peygamber Efendimiz gelmezden 50 gün önce... doğumundan öyle bir önce olmuş bir hadise. Yani bunu bu hadise şahit olanlar var dedi de bir tanesi öyle işte... Ne dedi o zaman? Konuşamadılar. Konuşamadılar değil, fazla ileri gitmeyelim. Hepten patlar. Bir tanesi muhalefet etti de öyle sustular işte, yoksa biz olmasak... Allah Allah. Tabii siz olmasan sizin de orada ne işiniz var? Çünkü sizden de cesaret şimdi gidip gelenler diyecek ki ben yalnız değildim. Hiç kimse olmasaydı ben de gitmezdim de. Ama sizin gibi şeyleri görünce bak mezhepsizliklerini müştehidi izama musavat davasında yani müştehid izam büyük müştehidlere karşı biz de insanız. Siz de insansınız diye. Aynı zamanda onların da nefsini okşuyor. Daha mesela şöyle yapıyorlar. Meal okuyor bir kişi. Sohbetlerini söylüyorum. Meal okuyor. İş yerinde geldiniz. Arapçayı bilmiyorum. Ne bilsen olacak ki? O kadar Arapça bilen dinsizler var ki Arabistan'da. Birleşik Arap Emirlikleri'nin şeyi işte diyorlar. Arteist falan. O kadar dinsizler var ki Araplarda. Şimdi meal okuyor. Sen ne anladın hadisten, ayetten? Sen ne anladın? Tamam. Allah Allah. O dolayısıyla ne yapıyor bunlar? O giderken adam Kur'an'ı yorumladık ya. Bu enaniyeti okşadığı için bu hareketlerdeki dersler devam ediyor. Kur'an'ı yorumladı, enaniyeti okşuyor. Ve ona diyor ki, Murat, o İmam Azam dedikleri adam var ya, tövbe böyle aşağıda. Ne şeyin var ki? Sen daha işte, o zaman şey yoktu, bilinmiyordu. Arapça bilenin şeyi neşredilmiyordu. Tek adam biliyordu. Onu dinliyorlar. Sen şimdi internetinin diyorsun meali. Anladın işte o. Söyle bakayım Murat. Ha İmam Azam dedikleri adam da böyle dedi. Sen de kimya fabrikasından geldin. Almanya'da çalıştın. Akşam da böyle yarım saat bir gideyim diyorsun. Oturuyorsun oluyorsun İmam Azam. Sen bu makama çıkartılıyorsun ki nefis okşanıyor. Altına sandalye koyuyorlar. Yükseldiğin için nefsine hoş geliyor. Onun için gidiyorsun oraya. Sen de bir adamsın ya. İmam Şafii. İmam Şafii gibi adamsın ya. Onun için hoş geliyor. Onlara musavat. Biz de eşitiz. Neşetmek istiyorlar. Dinsizliklerini sahabeye karşı biz de insanız diye musavat aslında icra etmek istiyorlar. Çünkü evvela o dalalet sefahate girmiş. Bak niye yapıyorlar? O ehli dalalet sefahata girmiş. Artık rezil olmuş. Leş gibi hayat yaşıyorlar. Bakma çıkacak. Çıktı da örtüyorlar. Yani menfi anlatma kötü olduğu için. Ehli dalalet sefahata girmiş. Sefahatta tiryaki olmuş.
Sefaati mani olan nedir? Melaikelerdir, Allah'ın emirleri. O zaman Allah'ın emirlerini devrediş yaparsak nereden biliyoruz ya doğru olduğunu? O sahip var ya diyor, biz indirdik, biz koruyacağız. Onu da kendileri uydurdu diyor mesela. Gizli kaldıkları zaman. Sefaata mani olan nedir? Tekalif-i şer'i yapmıyorlar. Yapmayınca ne yapacak? Vicdandır da, rahatsız olacak. Kendine bir bahane bulmak için derler ki, yani bu bazı haramlar var ya işte, kendilerini vicdan rahatlar mı? Bu mesail, bu mesail, bu mevzu, bu haram, içtihadiyedendir. Muhammed aleyhissalatü vesselam, Muhammed diyor da arkadaşım sanki, içtihat etmiş, bir mana çıkartmış buradan. Oysa mezhep imamlarının nedir biliyor musun yaptıkları? Belki de siz de bunu bilmiyorsunuz. Ne? Ayeti okuyor, anladığını söylüyor zannediyorsunuz. Orada üretiyor zannediyorsunuz. Öyle değil işte. İbrahim. Ne yapıyormuş biliyor musun abim? Şaşıracaksın. Bak. Bak İmam Azamlar, İmam Şafiler ne yapıyormuş? Şimdi kocaman ağaç nerede? Çekirdekte. Kocaman insanın bütün geçmişi nerede? Mercimek tanesi kadar bir hafıza yerinde. Tamam mı abiler? Bak. Bu o kadar önemli ki bu şimdi. Kocaman ağaç çekirdekte. O müştehit o çekirdekteki yaprağı çıkartıyor dışarıya. Üstünü kaldırıyor. Şimdi çekirdekteki ağacın yaprağını çıkartması kendisi mi oraya yazılım ekledi? Kendi mi bir şey çekirdeği ekledi? Yoksa varın gözükmüyor. Var gözükme üstünü açıyor. Üstünü açıyor değil mi? Üstünü açıyor. Oysa orada o çekirdekte ağacın bütünü orada. Yani toprağa koyduk bir uzatıyorum gibi ama okuyacağım daha iyi anlaşılsın. Çekirdek Mayıs 1. Mayıs 1 30 sene sonra 300 sene sonra çınar ağacı oldu. İlk filiz ile ilk yaprak ile son yaprak da çekirdekte var değil mi? Ama çıktığı zaman Mayıs 1 30 sene sonraki yaprak çıktı. Arada ne kadar geçti 30 sene? Ağaçta sene var, mesafe var ama çekirdekte önce sonra yok. Önce filizde, son filizde var. İşte burayı kaçırmayın. İmamlar kendi içtihadı demek okuduğunu, anladığını söylemek değildir. Okuyarak, o haleti kesbederek, Allah onları istihdam ederek mana çıkartmıyor. Mana çeşitlilikleri var orada dizilmiş. Çekirdekte yaprak kokuyor bir şey. Onun üstünü açıyor. Bunu üstünü açmasından dolayı onun söylediği burada gizli olan manayı ortaya çıkarttığı için semaviyedir. Arziye değil, beşeri değil, kendi düşünüşü değil. Onu okuyorum şimdi. Diyor ki şeriat semaviyedir. Allah'ın Kur'an'dakiler açık var ya akimu selavatü zeka gibi emirler, zekat, namaz, zina, içki, faiz. Ha tamam semaviyedir. Peki Kur'an'da zahirde açıkta olmayıp peygamberde veya peygamberin hayatında zahir olmayıp imamlardan ortaya çıkan haramlar, mekruhlar var. Onlar nasıl semavi olacak? Beşeri değil mi? Diyor ki anlattığımı unutmadan bir de okuyorum. Şeriat semaviyedir. Allah'tandır. Ve içtihadat-ı şer'iye dahi imamların çıkarttığı manalar dahi onun ahkam-ı mesturesini izhar ettiğinden semaviyedir. Allah çekirdeğe ahkam-ı mesture. Ne demek ahkam-ı mesture? Gizli, örtülü hükümleri Allah'ın. Ne zaman çıkacak bunlar? Bir anda bilgi yığın olmasın diye zamanla, çünkü son din olduğu için o çekirdekteki bilgiler ihtiyaç nispetinde imamlar geldikçe, mesela Peygamberimiz Aleyhisselam'dan
300 sene sonra başlıyor şeyler. Ondan sonra peki sonra asıl imamları yeni gelişen Rus şeyi diyor. Rus başkiskopos söylüyor Rus'un. Diyor ki niye Hristiyanlık bitmeye ve bitti ve bitmeye mahkumdur? Niye İslamiyet devam ediyor ve daha edecek, daha alevlenecek, daha güçlenecek? Diyor ki adam bunu yakalamış. İslamiyet diyor her asra uygundur ama 1400 sene önce geldi. Kendisini yenileyecek içinde dinamikleri var diyor kendi şeklini. İslamiyet her asırdaki yeni gelmiş gibi dinamikleri var. Onlar aktif oluyor diyor. Yeni gibiymiş olmuyordu. Bir sebebi de bir tanesi de budur. Nedir? 100 senede bir müceddit gelmesi. 100 senede bir müceddit gelmesi peygamberliğin eksikliğini gideriyor. Ne yapıyormuş o ve mezhep imamları? Ahkam-ı mesturesini çekirdekte çekirdek gibi bulunan hükümleri bir gizli hükümleri ki zamanla ortaya çıkacak. Geliyor imam onu fark ediyor üstünü açıyor. Ha, kuşu uçuruyor. Ötekisi geliyor bir alttaki kuşu uçuruyor. Öteki imam geliyor bir açıyor o kuşu uçuruyor. Dolayısıyla aha burada diyor. Aha buradakini söylemiyorum diyor imam. Eğer buradakini söylerse arziyedir. Aha buradakini gösteriyorum deyince semaviyedir. Allah'ındır gene o da. Madem bulmak gibi abi. Mesela kazıyor, kömür çıkıyor, elmas çıkıyor, alüminyum çıkıyor, bakır çıkıyor. Bunu kim ortaya çıkarıyor? Toprak çıktı afiyattan. Allah razı olsun bak. Toprak çıktı. Sen ben kazma ile kürekle elde edebilir miyiz? O toprakta demiri. Yüksek fırına veriyorsun. Var olanı çıkartıyor. O bakır oğlu bulmuş. Oğul yapmadı ki zaten. Kendisi var. Yaratmıyor aşağı. Çıkartıyor. Peki onu kim ayrıştırıyor? Ben mi uydurdum diyor. 1500 santigrat derece bir ısı veriyor. Topraktan demir ayrılıyor. 900 santigrat veriyor. Bakır ayrılıyor. Yani farklı ısı vererek ayrışıyor. Peki topraktan bunu çıkarttı diye bu mu yarattı? O üstü örtülü olan, kapalı olan hazinenin üstünü açtı. Tamam hazine. Mesela petrolü ben buldum diyor. Lan var olanı buldun da mesela şunu buldu diyor falan. Buldun ne demek? Çorabım nerede diyorsun? Aa burada birisi buldu. Kalemim nerede? Burada buldum. Yani vardı da yaratmadı ki. Ha, işte bir daha okuyorum o kadar mühim ki. Şeriat diyor semaviyedir. Tamam. Açık emirler Allah'ın. Ama zamanla haramlar veya yapıp yapma deme git gitme değişecek. Sosyal statü değişiyor. Sosyal yapı değişiyor. Mekke dönemine bak. Medine dönemine bak. Daha acayip girift oluyor. Toplum daha acayip hassaslaşıyor. O zaman toplum daha hassas olunca o çekirdeğin ihtiyacı nispetine çıkmıştı. Asr-ı imamı bir kapağını da açıyor, bir kuşu da uçuruyor. Dolayısıyla o papazın dediği Rus papazının ki videosu var. Bana gösterdiler. Adam iyi becermiş. Çok iyi anlamış. Hristiyanlık sönüyor ve sönmeye mahkumdur. İslamiyet devam edecek ve devam etmeye hak ediyor diyor. Çünkü diyor zamanın şartlarına göre kendisini bir tabir kullanıyor da ben kendi tabirim kendisini devam edecek, ibrame edecek, varlığını sürdürebilecek iç dinamikleri var diyor. Mesela diyor Mehdi anlayışı diyor. Asın imamları diyor. Müştehitler diyor. Peygamberden sonra olmuş bunlar mesela. Yetmiyor diyor. Çok arada mesafe açılsa. 100 senede bir diyor bir imamları geliyor diyor. O diyor şey yapıyor, çıkartıyor. Ne yapıyor onlar? Mesela kimya senin sağına vereyim. Adam bir tane ilaç geliyor böyle sıvı. Bunun içinde ne var ne yok ben bilmem. Nereye yaparsam yap. Kaptan kaba. Ama sen bir şey katıyorsun. Şu ayrışıyor. Başka bir şey katıyorsun. Şu ayrışıyor. Sen mi yarattın şimdi içine? Sen üstü örtülü olan bu sıvının içinde 6-7 tane madde vardı. Sen bunu bir yöntemle, sana ait olan yöntem. Bunun içerisindekiyle ayrıştırma. Sana ait bunu ama bunun içerisindeki meratipleri, farklılıkları, madenleri, elementleri, yapıyı
Senin alakası yok. Seni bulduğun yöntem bunun ayrıştırmaya sebep olacak. Yani ben bir ilaç buldum, buraya döktüm, buna ayrı. Aa bu var dedi. Kalsiyum var, magnezyum var. Ha, var olup ama gizli, herkes göremediği, gözle, elle tutamadığı şeyleri imamlar işte, imamlar ise diyor ki, ahkam-ı mesturesini, yani gizli, örtülü hükümlerini, Allah'ın emirlerini, Allah'ın ishar ettiğinden, ishar ettiği açığa çıkarttığından, onlar da semaviyedirler. Anladınız mı? Böyle bu kadar güzel izah edilir. Evet. Ya, çok acayip ya. Mükemmel yani. Onun için niye Risale-i Nur'a hücum ediyorlar? Risale-i Nur'a direkt de hücum edemiyorlar. Onu tutan ellere de hücum ediyorlar. Aynı kanunu, Kur'an'ı tutan, hadisi tutan, Kur'an'ı tutan hadis. Hadisi tutan peygamber. Kur'an'ı tutan peygamber. Peygamberi tutan sahabeler hadisi naklediyor. İşte sahabeyi kırdığın zaman tuttuğu eli kırıyorsun. Sahabeyi ortadan yalancılıkla, iftiracılıkla itham edersen elindeki de şaibeli olur. Peygamber de aşağıya düşer. Çünkü Kur'an'ı peygambersiz ve sahabesiz bu asır Kur'an gelmiş. Bu Kur'an'ı bize nasıl nakledecek? Peygamber, sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'in, selef-i salim böyle geliyor. E sen bunları devre dışı yaparsan Kur'an orada, sen burada kal. Bitti. Gaye o. Gaye o. Bunu bize getirenleri ortada kaldırınca gelen orada durmuştur. Gelen geldiği yerde durdu. Bize gelmez daha. Ya uyanık olacak. Peki bunu niye yapıyorlar diyor. Buna ne ihtiyaç var? Zahirde dinsiz değiller. E bu milleti, İslamiyeti kafir mi çok zarar verir? Münafık mı? Münafık içimize girmiş. Kafir bizi güçlendirir. Hariç olduğu için. Münafık nasıl girecek? Bizden olacak. Bizim gibi gözükecek. Bizim gibi yapacak. Ne yapacak? 9 tane doğruyu söyleyecek. Arada bir tane sokacak şimdilik. Sonra birkaç sene sonra araya 2 tane sokacak. Sonra 3 tane sokacak. Sonra bunun doğru olduğunu kim söylüyor? Dikkat edin, münafık ilk önce bak ne yapıyorlar? Sahabeyi, peygamberi nasıl methediyorlar? Mesela Ebu Hüreyre'yi göklere sığdıramıyor. 1-2 sene önceye kadar göklere sığdırılamıyor. Bakıyorsun ki son bir senede en sahtekar, en yalancı, tövbe estağfurullah. Söyledi hepsi hadisler yalan, hepsi kendisi uydurdu falan. Hani göklere sığdıramıyordu? Yani acayip. Üstad Hazretleri buna ne diyor biliyor musunuz? Kastamonu verirseniz ortam ben size bir cümleyi söyleyeceğim. Kastamonu'da bir cümle okuyacağım. Hani biz gene anlamadık kimler olduğunu ama Üstad bize Lazca diyecek bak. Ver abi. Gel, korkma. Bak, inşallah bulurum. Dur bakayım. 151. Bak. 151. Anlamadık değil mi? Ustad ne diyecek? Hepten açık söyleyecek. Daha anlamazsan sen bilirsin diyecek. Bak. 251 geçti de. 151. Kim bunlar diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam ve Kur'an hakkında mesleklerince söyledikleri tabiratı başka bir tarzda o zındık herif istimal etmiş. Kim? İsmini söyleyecek şimdi. İsmini söyleyecek. Onun gibi Yahudi ve mütemerrit ve dinsiz filozoflardan ve Avrupa'nın zındıklarından eskiden beri Kur'an ve peygamberin aleyhissalatü vesselamın halatından medar-ı tenkit buldukları noktaları. Bu İslam ismi altındaki zındık. Bu İslam ismi altındaki zındık. Ne özelliği varmış? Kurnazcasına
saf değil Müslümanlara ve Risale-i Nur'u görmeyenlere dinlettirmek ve göstermek için öyle bir tarzda gitmiş ki münafıkhane ve küfrünü gizlemeye çalışmış ki şeytandan ileri gitmiş. Öyle gitmiş ki diyor, bu burada da ustad diyor, şeytanette şeytandan ileri gitmiş. Beni çok mu tesir etti? Şeytandan daha ileri gitmiş diyor. Öp abi. Öpeyim. Vallahi yok. O adam oradaydı. Kitap yazıyor, Türkiye'de profesör, felsefe profesörü. Ondan sonra geldi arkamdan değil mi şey yaptı? Evet. Ondan sonra mail de atmıştı. Benim bir dersim vardı Risale'de. Fıtratın şehadeti ile ahiretin ispatı. Bunu durdura durdura yazmış. Tamam. Azıcık İslam'a hizmet et de. Ondan sonra kendisine göre sulandırmış. insanın arzularıyla ahiretin ispatı diye bir kitap yaptı. Evet. Yani bunlar grubu. Şimdi kardeşim şöyle düşünün. Bir insan televizyona çıkıp bu insanların akıl ve kalp hastalığına ilaç üretmesi gerekirken kadere niye hücum eder? Dur. İki, niye sahabelere hücum eder? Niye çaktırmadan peygambere hücum eder? Kibirli der. Ebabil kuşlarına ne diyor? O hadis. Hikaye, efsane der. Çünkü Kur'an'ı böyle hafif nasıl alabiliyor? Peki. Bunlar temsildir. Bu hakikati yok diyor. Şimdi bir şey anlatmak için de hakikati tanıyorum. Peki buna niye ihtiyaç duyuyor? Ben ihtiyaç duyduğum için o da ihtiyaç duyuyor. Ben onun kim olduğunu ihtiyaç duyuyorum anlatmaya. O da kendi inandığı kitaba, inandığı şeyler adına sahabelere hücum etmeye ihtiyacı var. Çünkü sahabeler engel. Benim sahabelerime, İmam Azam efendilerime, sahabe-i kiramlarıma, Ebu Hüreyre radıyallahu anh efendilerimi korumaya ihtiyaçları yok ama onlara yapılan iftiraları, Kur'an'ıma ve peygamberime yapılan şeyleri ihtiyacım var bu dersi yapmaya. Ben mecburum. O da inandığı şeyler adına sahabeleri ve çoğu hadisi inkar etme ihtiyacıdır, mecburdur, yapacak. İnandığı şey adına yapması lazım. Abi bu Kur'an'la çelişiyor diyerek insanları bozmaya çalışıyorlar. Evet. Kur'an'ı güya hürmet ediyor. Evet. Tamam. Yani Kur'an'ı, çünkü bazı ayetler müteşabihtir, kendisi söylüyor ayette. Bazı ayetlerimiz mi? Sucunun, gusun, zahrun, battın, hattın, mutalan. Ondan sonra am hadisi midir? Mesela am ve has mıdır? Yani bu ahkam mıdır? Tefekkür müdür? İbret midir? Veya peygamberin o sahabeye söylediği am umumi midir? Ona has mıdır? Tefrik etmeden çok iyi biliyor bunun meratiplerini ama bilmiyormuş gibi yapıyorum. İnsanlar Arapçayı Türkçe'ye çevirince oluyormuş değil. Ha? Oysa hadisi izah edenlere muhadisun. Üstad Hazretleri hadisi şer ve izah etmenin 10. sözde, 10. söz diyorum, 24. sözde 10 asılla meratiplerini anlatıyor. Yani mesela ama peygamberin ağzından çıksın. Hepsi ahkam hadisi değil. Aynı ağızdan, peygamberin ağzından ayet çıkıyor. Aynı ağızdan hadisi kutsi çıkıyor. Aynı ağızdan hadisi şerif çıkıyor. Nedir o? Manasıyla ifadesi Allah'tan olsa ayet, manası Allah'tan, ifadesi Resulullah'tan olsa hadisi kutsi, manası ve ifadesi Resulullah'tan olursa hadisi şerif. Her hadisi şeriften ahkam hadisi değildir. Hastır. Umumi değildir. Genel değildir. O zamana o kişi o hastır. Genel değildir. Ahkam değildir. Hüküm hadisleri değildir. Onu biliyor. Biliyor ama onu an yapıyor. Hası an yapınca insanlar şey zannediyor böyle. Mesela diyelim ki hacamatın şeyini içmiş adam. Ona has. Evet. Sahabe sonra git diyor bunu şey olmayan, ayak basılmayan böyle git diyor bu hacamat kanı dök demiş. O da muhabbetinden vesairesin onu içmiş.
Bunu sanki has olan bir şey, sanki peygamber emretmiş, bak diyor şuna bak diyor, buna güvenir mi falan diyor. Acayip bir şey ya. Sana güvenerek adamlar sahabeyi inkar ediyorlar da peygamberi severek kanını şey yapsan ne olur yani. Evet. Sen sana saftilikleri kaldırmışsın ki sana bakarak sahabeyi dil uzatıyor. Mezhep imamlarının bir tanesi vardı Çaylı'da. Kur'an'ı ben öğretmiştim Çaylı'da nöbetteyken. Kamyon şoförü, çay fabrikasında şoför ya. Kur'an'ını ben yalan demiyorum. Kur'an'ı ben öğrettim. Kur'an'ı ben öğretiyordum. Gusulu şey bir de arkadaşlar soruyor kamyonculara anlatırım dedi. İnşallah kamyonculardır ama tabii bu soruyu soranlar kendisi için soruyor. Gusulu anlattım bilmem ne anlatıyor vesaire. Namaza başladı bizimle ya. 2 sene gitmedim. Bir gittim ki ya Hasan abiydik eskide. Şimdi Hasan Hoca olunca Allah Allah. Neyse geldi. Dedi ki ben dedi İmam Azam'a uymak zorunda mıyım dedi. Baktım İmam Azam'la boy ölçü. Sen de orada mıydın o zaman? Bir Almancılar da vardı. Dedim ya sen X. Sen hayırdır kimle görüştün? Ne oldu sana bu? Sen İmam Azam seviyesinde misin ki İmam Azam? Evet uymak zorunda değilsin ama İmam Azam seviyesinde olacaksın yani. Ona Kur'an'ı ben sana öğrettim dedim. O 6 yaşında hafız olmuştu falan. Baktım şimdi. Bak, anlayacak gibi değil. Mantıktan anlamayacak. Çıktım. Çıkma çabuk. Çık dışarıya. Kovdum vallahi. Çünkü niye? Mantıktan anlamıyor. İzahtan anlamıyor. Konuşunca susturuyor. Yok mu? Daha dur bitir. Dinlemiyor. Benim üzerimde bunlara da boz şey yapacak kafe. La bir dinle izah edeyim. Sorudan baktı ki kuş gibi daldan dala atlıyor. Baktı cevap veriyor. Ama diyor. O hiçbir şey var mı? Ama diyor. Ama diyor. O asıl şeyden uzaklaştık. Onun içerisine kovmak yapalım. İnanmamaya karar vermiş. Peki ne diyor biliyor musun? Bize Kur'an yeter dedi. En son onu söyleyeyim de kapıcı yapayım. Bunu sana kim söyledi? Sen dedin böyle değildin. Peki bu Kur'an sana yeter diyen sen inandın. Kur'an bunu sana öğretene itaat etmiş olmuyor musun? Kur'an'a mı itaat ediyorsun bu sözde? Kur'an diyor ki bir ayette bilmiyorsanız bilene gidin. Kur'an sana yeter. Hadis yetmez. Peygamber fazladır. Kur'an mı diyor? Allah'a imanınız varsa diyor ayette. Habibime ittiba edin diyor. Değil mi? Peki Kur'an sana yeter hadisi bakma sözüne ittiba ederek kime ittiba etmiş oluyorsun? Onu söyleyen zata. Peki Kur'an sana yeter diyen adamın 60 cilt kitabı var. Hani Kur'an yeterdi? Niye peki Kur'an'la benim arama kendi tefsir kitabı çıkarttı? Hiç düşünmüyor musun? Yani kitaba bakmayın. Kimsenin kitabını okumayın. Kur'an sana yeter tamam. Peki senin 60 cilt kitabı neyin nesi? Senin mahalleri ne işi? Hani Kur'an yeterdi? Senin bir sürü kitapların var. Biraz hafif uyanık olacak. Bu asır saflığı kaldırmıyor kardeşim. Devam edeyim. Şu mesail iştihadiyedirler diyorlar. Yani iştihattır İmam Azam. Biz de iştihad ederiz. Gaye sefi, alçak acayip yaşıyorlar sefahat. Bu dinin hükümleri nefislerine ağır geldiği için İmam Azam da adamdı. İştihadi bir şeydi. Biz de böyle iştihad ederiz. O mesaide mezhepler birbirine muhalif gidiyor. Yani muhalif gitmiyor kardeşim. Çekirdekteki ahkam-ı şeriye, mestur ahkam-ı şeriye gizli. Mesela İran yöresi, Asya tarafı İmam-ı Şafii. O çekirdekteki nihayetsiz Allah'ın ahkamları, hükümleri o bölgeye nasıl? Eğer peygamber gelseydi ki kavim peygamberler gelmiş. Tamam. Şimdi peygamberimiz zamanında tek peygamber oldu. Ama arada gene farklılık var. İran'dır, Tunus'tur, Cezayir'dir, kutuplardır. Soğuk, sıcak bölgelerde farklılık var. İran bölgesinde olanlara İmam-ı Şafii Hazretleri çekirdekten bu değil. Onu çıkartmış. İmam Azam Efendimizin yaşadığı bölgelerde İmam-ı Şafii'nin çıkarttığı ahkamı değil. Buraya ihtiyaç yok o diyor.
daha şehirciliğe daha çok olduğu için bunu çıkartmış. Afrika tarafında Ahmet bin Hanbel Hazretleri onu vermiş. İmam-ı Malik işte Bağdat vesaire tarafına, yani buradakini bakıyor. Kim? İmam. Nereye bakıyor? Kur'an'a. Tamam, kim? Peki Kur'an, iman, asır. İnsanların ihtiyacı nedir? Ne soruyor? Bunların sorusunu alıyor, bu sorunun cevabını çekirdekte arıyor. Ha? Kur'an'ın harfleri gençte şöyledir. Beni mesela fikriyatımı düşünün, hissiyatımı düşünün, latifelerimi, ruhsal yapımı düşünün. Ben bir çekirdeği teşkil ediyorum. Bülent yanıma gelsen, sen de öyle bir çekirdeksin. Gafur sen de, hepimiz bir çekirdek olsak böyle. Ben bir çekirdeğim. Tamam, Kur'an'ı yazıyorum şimdi. Kur'an'ın harfi, lam, mim, nun, çekirdeğe benzer. Kocaman ağaç içinde. Ben de ruh, kalbim, maneviyatım, hissiyatım, içim dolu. Bir harfim. Sen de dolusun, gel buraya. Osman da gelsin, Gafur da gelsin. Birbirine dizildik. Bu bir ayettir. Ne harflerle ayet oldu. Harf kim oldu? Sen, ben. İşte Kur'an'ın her bir harfi diğerine bağlanan sıfatlarıyla bağlandığı için peki ben tek başıma bendim. Sen de tek başına tektin. Bak şimdi. Sen benle bir oldurma buraya geldin mi? Sen senlikten çıkıyorsun. Ben benlikten çıkıyorum. Ortak tarafımız bir oluyor. Bir yap olan tarafımız ortaya çıkartıyoruz. Birliğimizi çıkartıyoruz. Şurada bir bakarsınız çaktım oradan. Nesini okuyayım mı? Bak yazmış bak. Hangi ABS suresi? Birinci ayet. Bak ne yazmış. O kibirli adam surat astı ve sırtını dönüp uzaklaştı. Yanına ama geldi diye. Bunu kime söylüyor? ABS suresi. İslamsız oğlu. Peygamberi gibi. Peki peygamberin ahlakını Allah ne diyor ayetinde? Hulukul Kur'an. Kur'an ahlak. Ayşe Validemiz de zikrediyor Kur'an. Peki peygamberimiz Allah nasıl tavsif ediyor? Bu ne diyor? O kibirli adam surat astı ve sırtını dönüp uzaklaştı. İkinci ayet. Kim o? Yanına ama geldi diye. Ya şuraya bak. Peygamberimize kibirli diyor. Daha anlamayacak mısın? Anlamıyorsan hak ediyorsun. Hak ediyorsun. Eyvallah. Aman ya Rabbi, mecburdur onu demeye. Gafur, bunu kaçırma. Mecburdur onu demeye. Niye? Kendimden örnek veriyorum. Benim iddialarım var. İnançlarım var. İtikatlarım var. İman ettiğim kaynaklar var. Allah ve Resulü ve Kur'an ve Ehl-i Sünnet. Ben bunlara iman. Bunların adına bu dersi yapmak ihtiyacımdır, mecburdur, vazifemdir demeye. O da inandığı şeye böyle yapması mecburdur. İnandığı değerler adına onu demesi lazım. Kendi mecburdur o değerler adına. Anladınız mı? Bir ağaç hakkında şüphe ediyorsunuz ağaç. Armut mu şeftali mi? Canlı mı cansız mı? İhtilaf olmuş. Yeşil çıkarsa cansız değil canlıdır. Armut olursa şeftali olur mu? Bir insanı en iyi tanımlayan eserler işte. O kibirli adam diyor. Kibirli. Ha meyvesi bu. Bu adam hakkında acaba mı diyeceksin? Usta ta 1938'de 26-38 arası Kastamonu yazdı. O İslam ismi altındaki zındık diyor. Kurnazcasına diyor. Şeytaniyetten de ileri gitti diyor. Şeytanı. Babası da diyor ki şeytanın kadar bile sevmem. Nasıl tevafuklar var, neler var ya, Allahu Ekber. Kutsiyetine. Neyse şu paragrafı bir türlü kesiyorum çünkü çay mı geliyor. Bak ne diyorlarmış kendi söylediklerine. İmamlar birbirine zaten zıt fikirler söylüyor. Bu içtihadidir. Allah'ın hükmü olsaydı tek olacaktı. Oysa Allah'ın hükümleri toplum ve kültürler arasındaki şey gibi onu yetiştirmek, ortaya getirmek için ahkamların meratipleriyle emrolunuyor. Mesul oluyorlar. Mesela ilkokul çocuğuna anlatacağın ders, aynı profesör
ortaokul çocuğuna sınıfına girse, aynı profesör liseye, aynı profesör üniversiteye gitse çocuklara suyu anlatıyor ama çocuklara uygun, ortaokul uygun, liseye uygun anlatıyor. İşte Kur'an'ın ahkamları da topluma göre o şekilde anlatılıyor. Hem o ilaç misalini veriyor ustad. İlaçlar mesela asırlara göre, mesela toplumuna göre, bünyeye göre, tabiata göre aynı hastalık ama ilaçların dozu, miktarı değişiyor. Öyle değil mi? Hem onlar da bizim gibi insandırlar. Bitiriyorum, bunu okudum, kesiyorum. Hata edebilirler. Öyleyse biz de onlar gibi iştihat ederiz. İstediğimiz gibi ibadetimizi yaparız. Onlara tabi olmaya ne mecburiyetimiz var? Aynı değil mi? Evet. Aynı demiyorlar bunu. Sanki bugün yazılmış. İşte bu bedbahtlar, bu desise-i şeytaniye ile, bak burada da desise şeytan dedi hastamın. İşte bu bedbahtlar, bu desise-i şeytaniye ile başlarını bağlı olan, bu baş nere? Mezahibin zincirinden çıkarıyorlar. Mezheplerin zincirinden çıkartıyorlar. Bunların şu davaları o kadar çürük, o kadar esassız olduğu 27. sözde katı bir surette gösterildiğinden ona havale ederiz. Saniyen o kısım ehli dalalet baktılar ki müştehidinlerde iş bitmiyorlar. İmam Azam, İmam Şafii hücum etmeyle bitmiyor. Onların omuzlarındaki yalnız nazariyat-ı diniyedir. Halbuki bu kısım ehli dalalet zaruriyat-ı diniyi terk ve tayir etmek istiyorlar. Yani İmam Azam, İmam Şafii'nin veya sahabenin dediklerini reddetmesi, sahabeyi reddetmesiyle gene bitmiyor. Peki Kur'an'da haramlar var. Zina yapma diyor. Adam tirakki olmuş. Buna kılıf yapacak. İşte nikahlar hep bunlardan çıkmış. Onlardan daha iyiyiz deseler meseleleri tamam olmuyor. Tamam, İmam Azam yerine kendini koydun. Kur'an'ın açık ayeti var. Dayandı dozer Kur'an'a. Kur'an'ı nasıl şey yapacağız şimdi? Çünkü müştehit nazariyata ve katı olmayan teferruata karışabilir. Müştehitler onda yüzde onuna ancak gizli olan ahkamı çıkarıyor. Dinin %90 açık emirlerini Kur'an ortaya koymuş. Hadis ortaya koymuş. Hadis ve Kur'an ortaya koymuş. %10'u müştehitler. Ama müştehitleri inkar etmeyle iş bitmiyor. Kur'an'ın da haramları ne olacak? Bazı emirler var. Onlara tirakki olduk. Çünkü müştehidin nazariyata katı olmayan teferruata karışabilirler. Halbuki bu mezhepsiz ehli dalalet zarurat-ı diniyede dahi fikirlerini karıştırmak ve kabili teptil olmayan mesaili teptil etmek ve katı erkan-ı İslamiye'ye karşı gelmek istediklerinden gizli gizli elbette zaruriyat-ı diniyenin hamaleleri, dinin hamaleleri var ya, taşıyan hamalları kimmiş? Ve direktör olan sahabelere ilişecekler. Dini taşıyan, Kur'an'ı taşıyan, hadisi taşıyan sahabe, oradan bize ara boşluğu olmasın, o silsileyle geliyor. Bu adam çıkarsa bu düşecek aşağıya. Evet. Onun için Kur'an'ı inkar etmek, düşürmek için sahabeye hücum ediliyor. Onu kesiyorlar abi. Evet. Haydut bunlar. Ne diyor? Kati erkan-ı İslam'a karşı gelmek istediklerinden elbette zaruriyat-ı diniyenin hamaleleri ve direkleri olan sahabeleri ilişecekler. Heyhat! Boşuna uğraşma oğlum. Değil bunlar gibi insan suretindeki hayvanlar. Belki hakiki insanlar ve hakiki insanların en kamilleri olan evliyanın büyükleri sahabenin küçüklerine karşı musavat davasını kazanamadıkları gayet katı bir surette 27. sözde ispat etmiştir. Risale-i Nur var. Öyle duman ediyor, öyle ispat ediyor ki gücünüz yetmez elhamdülillah. Allahümme salli ve sellim ala resulike lezi kâle La tesubbu ashabi lev enfaka ehadukum
misle ehad uhudin zahaben ma belaga nisfe muddin min ashabi sadaka Resulullah subhaneke la ilme lena illa ma lemtena inneke entel alimun hakim vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha.